Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün yine iki değerli konuğum var. Denizli Tabip Odası'ndan Sayın Profesör Doktor Gökhan Önem ve Simay Kaya. Yalnız konuklarımla sohbete geçmeden önce gözümüze takılanlar bölümünde sizlere biri kadın, diğer erkek iki isimden bahsedeceğim. Muazzez İlmiye Çığ hanımefendi. Kendisi Sümerolog ve 101 yaşında. Bugüne kadar 13 kitap yazmış. Ve aynı şekilde Sayın Halil İnalcık beyefendi de 100 yaşında ve her ikisi de hala üretmeye devam ediyorlar. Hatta İnalcık diyor ki 72 kitap yazdım bugüne kadar ve birçoğunu da 80 yaşından sonra yazdım diyor. Bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Bugüne kadar 72 kitap yazdım ve bunun birçoğunu da 80 yaşından sonra yazdım diyor. Gerçekten önemli sayılar bunlar. Benim bu özel insanlardan anladığım şey şu. Demek ki insan hayattan bağını koparmamışsa yüzlü yaşlara rahatlıkla gelebiliyor. Ve hatta üretken olarak gelebiliyor. Hem kendine hem de insanlığa faydalı hizmetler verebiliyor. Bunu niye söylüyorum? Ülkemizde biliyorsunuz erken yaşta emekli olmuş, şu anda 50'li, 60'lı ve 70'li yaşlarda olan birçok insanımız var. Ve bu iki güzide insan bu yaş grupları için güzel bir örnek diye düşünüyorum. Ve nice yüzlü yaşlara diyorum toplum olarak. Ve şimdi konuklarıma dönüyor, sohbetimize başlıyoruz. Hatırlamamız gerekirse konuklarım Denizli Tabip Odası'ndan Sayın Profesör Doktor Gökhan Önem ve Simay Kaya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız Simay Hanım? Teşekkürler, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok sağ olun. Gökhan Hocam siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Simay Hanım isterseniz önce sizden başlayalım. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Simay Kaya. Hı-hı. 2001 yılından beri Denizli'de görev yapmaktayım. Ve aile hekimliği sistemine geçişle beraber şu an merkezde Doktor Muğnise Özcan Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmaktayım. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Harika. Allah bağışlasın diyelim. Teşekkürler. Gökhan Bey sizi de tanıyalım. Ben Doktor Gökhan Önem. Pamukkale Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Bu dönemde Denizli Tabip Odası Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Ben de evliyim. İki çocuğum var. Teşekkür ederim. Tabii her ikisinde evladınızı her ikisini de tanıyorum. Allah bağışlasın evet. Diyorum. Onları da buradan selamlar herkese izliyorlar ise. Gökhan Hocam siz de devam edelim isterseniz. Hı-hı. Bize Denizli Tabip Odası'nı biraz anlatır mısınız? Evet. Anlatır mısınız? Denizli Tabip Odası kamu kurumu nitelinde bir sivil toplum kuruluşu esasında bir meslek örgütü. Nasıl avukatların meslek örgütü baroysa hekimlerin de yerel bazda meslek örgütü tabip odaları. Denizli'de de bu görevi biz yürütüyoruz. Tabip odasına üye olan hekimlerimiz var. Tabip odasının bir özelliği de farklı hekimlik alanlarından farklı hekimlerin üye olması. Bunlar bir araya gelerek hekimlik haklarıyla ilgili mücadele yürütüyorlar. Biz de Denizli Tabip Odası olarak bu mücadelenin içindeyiz. 950 üyemiz var Denizli Tabip Odası olarak bu şekilde. Evet. 950 üyemiz var. Evet. Bu demek ki Denizli ili ve çevresindeki ilçeleriyle beraber. Tabii, anlamak tabii. Lazım, bütün Denizli ilinde, Denizli ilçelerinde. Pekala İsmail Hanım, size Denizli Tabip Odası'nın sosyal faaliyetlerini soracağım ama ondan önce merak ettiğim şey tabii bilmemek ayıp değil ama isminizin anlamını... İsmim Simay, yani gümüş ay anlamında Farsçadan gelen bir isim. Ben seviyorum, severek kullanıyorum ismimi. O zaman yine tahmin ettiğimiz gibi Simay. Evet, gümüş ay anlamında. Gümüş ay anlamında. Farsçadan gelen bir isim. Aynen, evet, onu da öğrenmiş olduk. Teşekkürler. Güzel bir isimdiniz. Evet, ben. Denizli'de var mısın isminizden başka? Marketlere ya da alışveriş merkezlerine gittiğimde birkaç tane böyle anneleri duyuyorum. Kızım Simay diye arkamı döndüğümde küçük bir kız çocuğu. Birkaç defa denk geldim bu şekilde, var yani. Az ama herhalde. Az, az nadir. Gökhan kadar yok herhalde değil mi hocam? Gökhan çok fazla, özellikle benim yaş grubumda, benden gençlerde çok fazla. Simay ama daha az, ama üniversitede Simay evet, hocamız Simay var biliyorsunuz, onu da almış olalım. Ama belki bu programdan sonra çoğalır mı dersiniz? Bilmem, belki de. Gökhan, Göklerin... Hanı. Hanı. Evet. Evet. Yani Türkçe bir şey, Türkçe bir isim. Güzel. Ama güzel, ben de ismimi seviyorum. Evet, benim de hoşuma giden isimlerdendir.
Evet Simay Hanım, Deniz Tabi Odası'nın sosyal faaliyetleri var diye biliyorum ama sizden dinleyelim onları. Tabii ki çok fazla sosyal faaliyetlerimiz var. Denizli'de bütün hekim arkadaşlarımıza tabii ki mesleki ahlak sınırları içerisinde görevini yapmakta sürekli tıp eğitimleri desteği veriyor odamız. Ama bunun yanında özellikle 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içerisinde bütün haftayı dolu dolu geçireceğimiz şiir dinletilerimiz, tiyatro gösterilerimiz ve bizler için çok özel değeri olan 14 Mart tıp balomuz yapılmakta. Bunun dışında yine günlük iş stresimizden kurtulmak, motivasyonumuzu artırmak, birlik beraberliğimizi pekiştirmek adına da yine belirli alanlarda kurslar açılıyor. Mesela resim, fotoğrafçılık gibi, müzik alanında yine. Onun dışında yine tiyatro, şiir dinletileri, görsel birçok şeyler yapılmakta. Ayrıca yılda iki defa yaza merhaba, bahara merhaba, yaza elveda tarzında kahvaltı etkinliklerimiz bulunmakta. Bunda da üyelerimizin birçoğu katılmakta, hoş vakit geçirilmekte, dediğim gibi günlük iş stresinden kurtulmakta iyi olmak. Güzel, bayağı saydınız. Hatta yakın tarihte de Gökhan Hocam, sizin 23, Bayın 23'ünde... Evet, yani farklı sadece şey. Tıpla ilgili değil, farklı alanlarla da ilgili toplantılar yapıyoruz. Hı hı. 23 Kasım'da da bizim kuantum bilimi ve bilim toplumu, ayrıca benim sunacağım tıbbın geleceği ve yapay zeka ile ilgili bir toplantımız var. İnşallah davet etmiş olmaz. Olayım sizi de. Eyvallah, ben katılmaya çalışacağım inşallah. Orada şu da hoşuma gitti. Vatandaşlar soruyor. İlk önce şunu sorayım. Vatandaşlar genelde açık mı biraz evvelki Simay Hanım'ın saydığı etkinlikler, yoksa tamamen meslektaşlar arasında yapılan mı? Bu tür toplantılarımızda hepsi açık. Yani sadece hekimlere değil, diğer vatandaşlarımıza da açık. Özellikle tiyatro gösterilerimiz, evet. Müzik konserlerimiz, hani bunlar tabi odası bünyesi altında yapılmakta ama çevremizdeki arkadaşlarımız, tanıdığımız farklı meslekten gruplarda her zaman davet edilmekte gelmekteler zaten. Halka açık. Ücretli durumun onda bir şey var mı? Konuşacağım veya ortaya yere sormuş olayım. Bu toplantılarımızın hiçbirisi ücretli değil. Yani gelip bir şey yapabilirler, izleyebilirler. Kurslarımızın bazıları mecburen hani giderlerden dolayı ücretli. Ama onun dışında bu tür toplantılarımızda kesinlikle o tür bir ücretimiz yok. Bu kurslar halka açık olan kurslar mı, yoksa meslektaşlarınız için yaptığınız kurslar mı? Sağlık camiası için. Evet, daha genellikle sağlık. Kurslar derken o şey galiba değil mi? Fotoğrafçılık kursu. Öyle, resim, fotoğrafçılık kursu, müzik aletleri kursu. Ama dışarıdan birisi gelse de hayır. Değil. Demiyorsunuz yani. Demiyoruz. Pekala, onlar nereden haberdar olabilirler insanlar? Tabi odamızda. İnternet ortamında var. Web sayfamız var. Tabi odamızın web sayfası. www.denizitabodasi.org.tr adresinden web sayfamızdan takip edebilirler. Simay Hanım, var mı ilave edeceğiniz? Bunun dışında sosyal faaliyeti olarak olmasa bile odamızın belirli aralıklarla çıkardığı bir detay dergimiz var mesela. Bu hem bir yerde bizim için sürekli tıp eğitimini içermekte ama bir taraftan da farklı tıp dışı konulardan da bahsederek elimizde okunacak hoş bir dergi. Güzel. Zaten doktor arkadaşlarımızın da bu tür faaliyetlerle, bu biraz evvel saydığınız faaliyetlerle rahatlamaları lazım. Çünkü biz hasta olarak gittiğimizde onların da sağlıklı, yani her açıdan sağlıklı olmalarının fayda var çünkü. Bir de ilaveten bu sosyal faaliyetlere biz şu açıdan da önem veriyoruz. Şimdi farklı hekimlik alanları var demiştik. Bu farklı hekim alanlarını bir araya getirmek için bu tür faaliyetlere ihtiyaç var. Normalde hekimler alanları gereği genellikle yakın bölümlerle ilişki içindeler, görüşme içindeler. Ama farklı alanların bir araya gelmesi için çok fazla ortam olmuyor. Bu sosyal faaliyetler esasında hekimleri bir araya getirmek ve tanıştırmak açısından da bir araç esasında. Aynen. Amacımız hani ilk olarak sosyal faaliyet yapmak değil, bunu sadece araç olarak kullanmak ve yaratmak. Hekimleri bir araya getirmek. Güzel. Pekala, ilgiden memnun musunuz? Üyelerinizin ilgisinden. Çoğunlukla memnunuz, evet. Yani bazen hani arzu etmediğimiz seviyede katılım olabiliyor toplantılara. Ama tabii o ilgi alanıyla ilgili, diğer sebeplerle ilgili, bazen zamanla ilgili sorunlar olabiliyor. Ama genellikle katılım oluyor.
Zaman dediniz. Gerçekten doktorlar zaman pek yok herhalde. Evet. Maalesef. Pekala, İlkan Hocam devam edelim. Size tabip odasının görevleri dediğimizde neler söyleyebilirsiniz bize? Yani birçok görev var tabip odasının ama öncelikle tabii ki hekim haklarını savunmak. Birinci şeyi. Evet. Yeni haklar kazanmak için de mücadele etmek. İlk temel olarak onu söyleyebiliriz. Onun dışında mesleki eğitim için faaliyetlerde bulunmak. Biraz önce sosyal faaliyetleri söylemiştik. Ama onun dışında meslek alanları ile ilgili de toplantılar yapıyoruz. Bu da şey gibi, mezuniyet sonrası eğitim gibi hekim arkadaşlarımızın işte mesleklerine tazelemek, hani bilgilerini tazelemek açısından fayda sağlıyor. Onun dışında sağlık politikalarına yön vermek de bizim görevlerimiz arasında. Sağlık politikaları ile ilgili fikir üretiyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Ve bunu tabii ki yöneticilere, bu sağlık politikalarını yönlendiren kişilere iletmeye çalışıyoruz ki biz birebir sağlığı uygulayan kişiler olarak sağlığın sisteminde, sağlık sisteminde de bir söz sahibi olalım ve doğru yöne yönelmesini sağlayalım açısından. Onun dışında halk sağlığı ile ilgili görevlerimiz var. Halk sağlığını ilgilendiren tüm alanlar esasında Deniz Tabip Odası'nın görevi içine giriyor. Diyelim ki çevre kirliliği var. Bu tür olaylar mutlaka tapu odası olarak biz o konuda bir görüş bildirmek durumundayız. Bu görevlerimizden biri. Onun dışında son olarak görev olarak da tıp etiğini korumak görevimiz. Eğer meslektaşlarımızdan herhangi birisi tıp etiğini uygun davranışlarda bulunmazsa o durumda da tıp odasının görevi var. Onur kulumuz var. Bu konuda tıp etiğine uymayan arkadaşlarımız o onur kulunda değerlendiriliyor. Bunu herhalde şöyle anlamalıyız değil mi? Yani vatandaşın doktorundan bir şikayeti varsa bu şekilde mi anlamalıyız onu? Tıp etiğine uymayan davranış dediğimizde. Tabii ki. Tabii yani ki, vatandaşın doktorundan veya herhangi bir doktor arkadaşımızdan rahatsız olduğu bir şey var. Onu o talebini size ilettiği zaman. Tabii bu rahatsızlık hani. Bir cevabınız var evet. Yani. Onu ilgileniyorsunuz en azından anladığım kadarıyla. Tabii ki. Bir de çevre bahsederken çevre kirliliğinden bahsettiniz. Şu anki durumumuz nedir? O konuda herhangi bir şeyiniz var mı? Son zamanlarda denizin çevre kirliliği. Yani Denizli'de birkaç tane sorun var. Bir Menderes Nehri'nin kirliliği var biliyorsunuz. Evet. O önemli bir sorun. Hı-hı. Onun dışında da özellikle kış aylarında hava kirliliği ciddi boyutta. Hı-hı. Özellikle biliyorsunuz Denizli bir evet. Çanak şeklinde. Evet. Merkez kısmı, garajın olduğu kısımlarda hala kış aylarında ciddi boyutta bir hava kirliliği var. Bu hava kirliliği de sonuçta özellikle üst solunum yolu veya alt solunum yolu hastalıklarına bir davetiye çıkarıyor. Özellikle akciğer hastalığı olan kişiler, kalp rahatsızlığı olan kişiler bu tür çevre kirliliklerinden olumsuz boyutta etkileniyor. Bir diğer sorun da denizde hepimiz yaşıyoruz. Ciddi boyutta bir trafik oluştu artık. Araba sayısı fazlalaştı. Sanırım yakında yapılacaktır. Bir çevre yolu ihtiyacı var bence ciddi boyutta. O artmasından dolayı da araba sayısının artmasından dolayı da hem egzoz gazıyla bir çevre kirliliği hem de doğal olarak bir ses kirliliği var. Bu konuda tabii ki önemli. Demek ki bazı şeyler idarecilerin yapacağı şeyler ama birçok şey de vatandaşın değil mi? Halk olarak. Mesela o araç sorununa mesela çözüm tamamen vatandaş getirecek o çözümü. Sadece vatandaş yani değil tabii. Toplu ulaşım yani. Şu anda aklıma gelen mesela. Evet. Tekil araç kullanmak yerine toplu ulaşım. Belediyeler ne kadar çok rahatlatırsa toplu ulaşım sistemini o kadar bireysel araba kullanımı da azalacaktır. Bir de tabii transit geçen özellikle mesela İzmir-Antalya istikametinde transit geçen araçlar mecburen şehir içinden seyrediyorlar. O belki hani çevre sanırım yapılıyor bildiğim kadarıyla. O bittikten sonra belki biraz daha bir rahatlama olur. Ama yine de orada toplu ulaşım yine bence önceliklerden bir tercih edilmiş. Evet. Tabii. Çünkü kendi kendimizi zehirliyoruz. Tabii. Evet. Pekala bu çevre kirliliği ile ilgili bizim bilgi alabileceğimiz
bir şeyiniz, mesela internette yayınlıyor musunuz? Ben vatandaş olarak mesela merak ettim diyelim. Deniz'in efendim işte Ocak ayındaki hava kirliliğini. Hı hı. Böyle bir görme şansımız var mı? Biz şey sistemimizden yayınlamıyoruz. Ama onunla ilgili raporlar yayınlanıyor. Çevre kirliliği, öyle çevre mühendisleri odası, evet, var, evet, biliyorsunuz. Hı hı. Onların raporları falan oluyor. Biz de oradan takip etmeye çalışıyoruz. Tamam. Ama kendi sistemimizde öyle bir rapor yayında yok. Tamam, ama yine de görebilme şansımız var bir şekilde. Evet. Güzel. Pekala Esma Hanım, siz bildiğimiz kadarıyla aile hekimliği, evet, yapıyorsunuz. Gerçi aile hekimliği hayatımıza girdi. Az çok biliyoruz. 9 yıl oldu maşallah. 9 yıl oldu. Oo, daha dün bu işin dedikodusu yapılıyor, evet, değil mi? Evet, zaman çok olur çabuk geçiyor. Evet, evet, Denizli pilot bölgeydi. Değil, evet, mi? Yani ilk, evet, başlayan bölgelerden, tabii, birisiydi. Tabii Denizli ilk illerden birisiydi. Ve 2006 yılının sonundaydı. Aralık ayında falandı, iyi hatırlıyorum ben. Aile hekimliği başladığında. Şu an 9. yılımızı çalışıyoruz. Pekala, bilmediğimiz yönleri var mı aile hekimliğinin? Aile hekimliği nedir dediğimize neler söyleyebilirsiniz bize? Şimdi aile hekimliği öncelikle sağlığın ilk kapısı. Yaklaşık 4000 kişilik hedef nüfuslarımız var, hekim başına düşen. Bir aile sağlığı elemanı yardımcımızla beraber çalışıyoruz. Ve en yakın ulaşılabilirlik, çünkü bölgesel hizmeti veriyoruz. Bunun yanında en maliyete uygun bir sağlık hizmeti alıyor vatandaş. Çünkü hiçbir ücret yok. Tabii ki iş yükü oldukça yoğun. Bütün diğer hekimlik alanlarında olduğu gibi yoğun çalışıyoruz. Ve belirli bir özlük haklarımız ya da çalışma sınırlarımız tam net değil. Bizler hem devlet memuru olarak çalışıyoruz, hem sözleşmeli personel olarak çalışıyoruz. Bu anlamda da oldukça özveriyle bütün Denizli ilindeki arkadaşlarım işimizi yapmaya gayret ediyoruz. Bizler gebe lohusa izlemleri, bebek aşıları, 15-49 yaş izlemleri, aile planlamaları, bunun dışında işe giriş ehliyet raporları gibi bir takım raporlar, tabii bunun yanında yine acil girişim müdahaleleri gerektiğinde bütün bu hizmetleri baştan sona kadar aile sağlığı merkezlerimizde vatandaşımıza vermeye çalışıyoruz. Biraz daha yoğunluktan bahsettik. Gerçekten yoğunluk var, öyle mi? Çok fazla yoğunluk var. Dediğim gibi biraz hedef nüfuslarımız fazla. Yani hekim başına düşen hizmet verebileceği hedef nüfus fazla. O zaman 4000 sayısının çok olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii ki Avrupa ülkelerinde bu 2500'lerle sınırlıyken Türkiye'de bu hekim yetersizliğinden dolayı tabii ki 4000'lere ulaşıyor. Ve bizler dediğim gibi birinci basamak hekimleriyiz. Bizler daha çok koruyucu sağlık hizmetlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Ama maalesef poliklinik hizmetlerimiz ön plana çıkıyor. Yazışma işleri daha çok ön plana çıkıyor. Rapor işleri ön plana çıkıyor. Hani biraz daha böyle koruyucu hekimlik anlamında zayıf kalıyoruz. Yetersiz kalıyoruz. O kaliteli hizmeti çok sunamıyoruz vatandaşımıza. Evet. Yine biraz sonra devam edelim. Tabii yani ki. Bu aile hekimlerin güncel sorunları neler bu başlık altında. Gökhan Hocam, siz de hekimlerin genel anlamda tabii, hı-hı, siz başkanlık yaptınız. Bütün hekim arkadaşlarınızın sorunları size bir şekilde ulaşıyor. Sorunlar var diye, evet, biliyorum, ama bir de sizden dinleyelim bunları. Ya biz de esasında yönetime geldiğimiz zaman işin içinde olduğumuz için, yani hekimlik mesleğin içinde olduğumuz için genel sorunları biliyorduk ama gene dedik bir hekim arkadaşlarımıza soralım, bir anket yapalım. Nedir öncelikli sorunlar, nedir bir ortaya koyalım. Bu amaçla da bir anket yaptık ilk dönemlerde. Bu anket sonucunda ilk sıralarda şey çıktı, özlük hakları çıktı. Özlük hakları ve çalışma şartları ile ilgili hekimlerin ciddi sorunları var. Yani şimdi bütün hekimler iyi hekimlik yapmak istiyor. İyi hekimlik yapmak için de belli şartlar var. Bunun için sizin için uygun bir ortam sağlanması lazım. İyi hekimlik yapabilmeniz için. Bu odasından tutun. Yani sizin muayene yaptığınız odaya, odadan başlayıp gerekli teçhizatlara kadar bütün donanımın sağlanması gerekiyor size. İyi hekimlik yapabilmeniz için. Ve bu yeterince maalesef sağlanamıyor. Bir de hekimin hastasına yeterli verimli bir hizmet verebilmesi için belirli bir süre ayırması gerekiyor. Maalesef bu konuda da ciddi sorunlarımız var. Örneğin devlet hastanesindeki bir hekim arkadaşımız yaklaşık 7 dakikada bir otomatik biliyorsunuz şey veriliyor.
randevu veriliyor. Randevu sistemi veriliyor. Hı-hı. Ama o süre içinde yeterli olarak hastasına işte tanı koyması, tedavisini düzenlemesi mümkün değil. Bunun standardı şudur. Bir hekimin bir hastasını en az 15-20 dakika ayırması gerekiyor. O dünya standardı bir süre. İşte bu süreyi biz hekimlerin iyi hekimlik yapabilmesi için bir şekilde sağlamamız lazım. Pekala, sağlanabilir mi? Bu mesela biraz Simay Hanım'ın da bahsettiği gibi işte hekim yetersizliğinden 4000 sayısı bize verilmek zorunda kalınıyor. Tabii sorunlar mutlaka var ama bu noktada çözüm noktalarınız da var mı? Üretebiliyor musunuz? Var mı mesela ona karşılık bir çözümümüz? Şimdi hasta yoğunluğu çok fazla. Bir sağlık sisteminde bizim her zaman karşı çıktığımız 2003'te başlayan sağlıkta dönüşüm politikaları sonucunda hastaların hastaneye başvuru sayısında çok ciddi miktarda artış oldu. Yani şöyle söyleyeyim, 2003 yılında kişi başına hastaneye başvuru sayısı 3 iken şu anda bu 8-9'lara çıktı. Bu demektir ki bir hekimin iş yükü hiç hekim sayısı değişmese dahi 3 katına yakın. 3 katına artmış. Neden arttı? Çünkü bir talep oluşturuldu. Sağlık talebi oluşturuldu. Yani ulaşım daha mı kolay oldu artık sağlık? Ulaşım kolay oldu. Evet. Ulaşım kolay oldu. O zaman halkta bir bilinçsizlik de var mı? Şimdi tabii ben aile olarak kendi ailemden yola çıkmak gerekirse biz sağlık ocağına çok mecbur kalmadıkça gitmiyoruz. Yani aile hekimine daha doğrusu. Çünkü niye? Bilinçli olduğumuzu düşünüyoruz. Yani en azından sağlıklı olmaya çalışıyoruz. En ufak şeylerde gitmiyoruz. Hani kendi normal evde tedavimizi doğal yöntemlerle yapıp en çok mecburiyet karşısında gidiyoruz. Bu konuda da bir bilinçsizlik var mı Gökhan Hocam? Yani var. Halkta. Yani her olur olmaz şeye mi gidiyorlar insanlar mesela veya? Şimdi yani politikacılarımız maalesef sağlık alanında bir şey olarak hani oy yönünden de değerlendirmek istiyorlar. Bu amaçla mesela uygulanması gereken bir seg zinciri var. Yani hasta öncelikle işte aile hekimine, yani aile hekimliği sisteminin amacı odur zaten. Yani aile hekimine başvurması, aile hekiminin yönlendirmesiyle ihtiyaç durumunda diğer hastanelere yönelmesi gerekirken şu anda herhangi bir seg durumu yok. Yani isteyen hasta istediği yere başvurabiliyor. Bu daha önce aslında bu söylendi galiba değil mi? Yani bu sistem olarak böyle bir olacaktı herhalde değil mi? Bir dönem seks zinciri uygulanmaya çalışılmıştı ama onda da çok başarılı olunamadı. Çünkü bizim hastalarımız Gökhan Hocam'ın da dediği gibi sağlık sistemi uygun kullanmayı çok bilmiyorlar. Yani normalde bütüncül hasta, ayrışmamış hasta. Biz mi bilmiyoruz? Hasta, vatandaş olarak biz mi? Evet, biraz o konuda maalesef zayıfız. Biz neden bilmiyoruz o zaman vatandaş olarak? Yani onu nasıl bilebiliriz? Çünkü kolay hizmeti almak, bedava hizmeti almak adına hastalar bugün birinci basamakta aile hekimine başvuruyorlar. Çok güzel. İlk kapı dedik. Ayrışmamış hasta. Bizim onu değerlendirip tedavi edip sonrasında uygun görürsek, tedavimiz yetersiz kalırsa ikinci ve üçüncü basamağa göndermemiz gerekiyor. Çünkü aile hekimliği sisteminin amacı buydu. Yani ikinci ve üçüncü basamaktaki iş yükünü, hasta sayısını azaltmaktı. Ama maalesef bir takım yetersizliklerden dolayı sistem çok o konuda rahat işleyemiyor. Hasta bugün bana geliyor, ertesi gün hastaneye gidiyor, üçüncü gün tekrar bana dönüyor. Evet. İyileşemedim, oraya gittim şu hastaları verdi. Hatta işte oradaki doktor benimle çok ilgilenmedi, siz daha iyi dinliyorsunuz, daha iyi anlatıyorsunuz diye tekrar dönüş yapıyor. Yani bu konularda birazcık da bilinçsiziz, bilinçsiz davranıyoruz. Bilinç noktasında pek ortak konu olarak ne yaparsak bilinçleniriz? Yani biz vatandaş olarak ne yapmamız lazım? Aklımıza geldikçe şey diyeyim. Şimdi önce zamanımız içerisinde konuşabiliriz. Sağlık sistemine güven oluşturulması lazım. Hı hı. Şimdi şu anda sağlık sisteminde oluşturulan sistem maalesef güveni beslemiyor. O yüzden hastalar elinde tetkik, hastane hastane, doktor doktor maalesef dolaşıyorlar. O zaman şöyle mi diyorum ben vatandaş olarak? 7 dakika dediniz ya, 7 dakikada bir randevu veriliyor. Hı hı. Ben bir doktora gittim, 7 dakika baktı ve ilgilenmediğini düşündüm benle. Evet. Tabii ki. Kaliteli hizmet olmadım. Çünkü. O zaman bir başkasına gidiyor. Aynen. Tekrar. Aynen. Tabii. Çünkü aldığı hizmetten memnun olmuyor vatandaş. Evet. Çünkü o zaman o süre demek ki oradaki hassas noktalardan biri o demek. Aynen. Ondan memnun kalmıyor. Öbürüne gidiyorum. Yine orada 7 dakikasını çalıyorum o kişinin. Aynen. Hı-hı. Bir başkasını. Aynen. Evet. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Türkiye'de acil servislere yıllık başvuru sayısı 90 milyon.
90 milyon acil servislere. Çok büyük 78 rakam. Milyonluk ülkemizde bir yıl içinde 90 milyon acil servislere başvuru var. Şimdi bunu hani Avrupa'da birisine söyleseniz hani hakikaten gülümser size hani yani çünkü abes değiştikler bunun nasıl olabilir yani 90 milyon acillere başvuru yani bu bile çok üzerinde düşünülmesi evet. gereken bir durum. Kesinlikle. Bu tabii doğal olarak hekimin ciddi boyutta bir iş yükünü arttırma noktasına geliyor. Tükenmişlik bu da tabii alınan hizmetinde doğal olarak kalitesini düşürüyor. Hı hı. Vallahi katılıyorum kesinlikle. Çünkü aslında hepimiz insanız. Yani sıfatlarımız işte efendim doktor olur, mühendis olur, öğretmen olur. Yani sonuçta bu sistem içerisinde herkesin bir mesleği olacak ama hepimizin sonuçta insanız. Hepimizde duyguları var. Bu arada tabii ki ben ilk önce siz böyle bahsedince yani iş yolundan bahsedince ben kendi aile kim Meryem Hanım'ı da burada bu şekilde anmış olayım. Bu da sizin gibi evet gerçekten güler yüzlü bir. Yani ben ona gittiğimde güler yüzlü hizmet vermeye çalışıyorum. Evet. Demek ki insanüstü bir şeyle tabii. bu davranışı sergiliyor yani. Yani günlük ortalama 70-80 polikliniğimiz oluyor. Hı hı. Ve her gelen hasta kapıdan girerken sadece o gün kendisi gelmiş gibi ilgi, alaka bekliyor bizlerden. Tabii ki elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz da zaman zaman da yetemiyoruz. Tükenmişliğe giriyoruz, motivasyonumuz düşüyor. Bunu da maalesef hasta penceresi kaldırmıyor. Bir de şimdi biz hekim olarak zaten bu mesleğe girerken bu mesleğin zorluğunu biliyoruz. Yani eğitimi zaten hani bırakın hani önce tıbbı kazanmak zor. Tam yeri gelmişken yani bu kadar zor olduğunu biliyor muydunuz gerçekten? Tabii yani. En göze azından, alarak giriyorsunuz. Değil mi? Tabii ki. Yani tıp fakültesinde okumak, mezun olmak kolay değil, değil yani. Evet, değil. Hakikaten. Hiç de kolay değil gerçekten. Kendinizden, sosyal hayatınızdan mutlaka fedakarlık yapmanız gerekiyor. Yani bunu göze alıyorsunuz zaten. Sonrasında yani hastalıklarla uğraşıyorsunuz. Yani sonuçta toz pembe bir dünyaya girmediğinizde biliyorsunuz. Bu şeyleri bilerek giriyorsunuz. Yoğunluğunu da biliyorsunuz. Zorluğunu da biliyorsunuz. Bu esasında hekimleri yıldırmıyor. Yıldıran şey görevleri olmayan şeyin ekstra olarak üzerlerine yıkılması. Ve anlaşılamamak bundan, herhalde. Bundan rahatsızlar hekimler. Ben bir de şeyden çok rahatsız Yoksa oluyorum. Görevlerini zaten işimiz hani hekimlik yapmak. Yani bir şekilde hekimlik yapacağız ve iyi hekimlik yaptığımız zaman biz mesleğimizden haz alıyoruz zaten. Yani o bize yük olarak değil, mutluluk olarak dönüyor. Valla çok harika bir meslek yapıyorsunuz ve büyük bir özveriyle yaptığınızı düşünüyorum işin doğrusu. Çünkü ben bazen sohbet ederken tanıdıklarımda şu örneği veririm. Mesela bir hasta ziyaretine gitsek en fazla bizim orada kalacağımız şey 15 dakika yarım saattir. Bir günde 3 hastaya gitsek deriz ki ya bugün çok hastaya gittik yani hastalık kapacağız. Abi çünkü öyle değil ki. Her gün onlarca hastayla hastayla yüzdesiniz. Yani birçok şeyden fedakarlık ediyorsunuz gerçekten. Yani o anlamda da sizin şahsınıza bütün tıp insanlarını tebrik ediyorum. Yani kolaylıklar diliyorum. Bir de yani vatandaşlarımıza şunu söylemek lazım. Biz mesela bazen böyle şu olsun, bu olsun, bu yanlış falan diye çıkış yapıyoruz. Yani ama buradaki amacımız esasında sağlık sisteminin daha güzel olması. Hem hekimler için hem hastalar için. Biz aslında bu işi yapan kişileriz ama aynı zamanda sağlık hizmeti alan kişileriz de. Yani direkt örnek vermek gerekirse biraz erkenden de 7 dakika yerine 17 dakikayı çıkartmaya çalışıyorsunuz değil mi siz aslında? Aynen. Yani hasta ile ilgilenme süresini. Süresini. 7 dakikadan 17 dakika. Ben vatandaş olarak bu tabii ki hoşuma gider benim. Tabii ki. Yani siz kendiniz de hekim size zaman ayırdığı zaman değil mi? Yani muayene için de zaman ayırdığı zaman, tedavinizi düzenlemek için de zaman ayırdığı zaman bu size zaten hani olumlu şekilde yansıyacaktır. Evet. Hani hep deriz ya yani insan yerine konmak. Aynen. Gerçekten 7 dakika içerisinde ne yerine konabilirsiniz? Hasta mısınız, insan mısınız, sorumlu bir insan mısınız? Ki bu sağlık yani. Sağlık çok önemli bir şey yani. Ciddi kararlar veriliyor sizin hakkınızda. O zaman halkımıza şunu söylemişsiniz. Yani biz sizin için mücadele ediyoruz. Yani 7 dakikalık süreyi 17 dakikaya çıkartmak amacıyla. Kesinlikle. Ben birinci basamak hekimi olarak mesela bazen de bu işin tam ters yönüyle karşılaşıyorum. Dışarıda 5-10 kişi sıra beklerken işte ben içerideki hastaya bir 10 dakikanın üzerinde zaman ayırmaya çalıştığım zaman dışarıdaki hastalardan tepkiler gelmeye başlıyor. Evet. Bu tür durumlarla da karşılaşıyoruz.
randevulu sistem çok çok daha güzel olacak herhalde o anlamda. En azından hastaya gerektiği sürede gerektiği ilgiyi verip işimizi en doğru şekilde yapmamızı sağlayacak. Siz de aile hekimleri olarak randevu sisteme geçelim istiyorsunuz. Zaten yavaş yavaş başlandı bu şeye. Evet. İnşallah devamı gelirse daha güzel olacak. Çünkü dediğim gibi verdiğimiz hizmetin kalitesi çok önemli. Bu kaliteyi yakalayabilmek adına da o zamanı koşturmaca değil de daha rahat kullanmak bizim için önemli. Diğer türlü hastalar bizi zaten bir robot gibi görüyor. Bizler acıkmayız, bizler susamayız. Kapıdan girdiklerinde hani bizlerin bir insani olarak hiçbir ihtiyacı yok sanki. Evet. Görevimiz orada yemek oturmak yemeyiz. Ve onlara hizmet vermek. Böyle değerlendiriyorlar maalesef. Pekala marketlerde belirli saatlerde işte müşteri gitmediği için orada indirim saatleri yaparlar. Sizler de şeyi almış olalım. Hangi saatler arası genelde daha çok müsait oluyor? Yani vatandaşlar o saatte size gelmelerini istersiniz. Vallahi ben en yoğun olduğu saatler söyleyeyim, bir de en rahat olduğu zaman söyleyelim. Şimdi ben hani söyleyelim. Gökhan Hocam'la biraz tabii farklı. Gökhan Hocam'ın üniversitedeki çalışma şeyi farklı. Ben birinci basamak hekimiyim. Ben sabah saat 8'de kış için konuşuyorum, mesaime başlarım. Kapıda 3-5 hastayla beraber başlarım. Merhaba derim, günaydın derim. Bunların bakışları nasıl oluyor? Nerede kaldınız gibi mi oluyor? Tabii bir böyle hani... ben senden önce geldim. Yollarda özellikle bu ara böyle altyapı çalışmaları falan trafik ister istemez aksayabiliyor. Hani böyle bir 5 dakika, 10 dakikalık kaymalar olduğunda anında gözümüzün içine bakıyorlar, nerede kaldınız der gibi. Sabah saatlerinde başlıyor yoğunluğumuz, öğlene doğru yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Öğleden sonrasında tekrar saat 1'de 12-1 arası yemek saatimiz var. Tekrar 1'de bir yoğunluk başlıyor. Saat 4'ten sonrasında biraz daha sakin ve rahatlamaya başlıyor. Yani ben aktif olarak sabah 8, akşam 5 olarak hemen hemen günümün her saatini yoğun geçiriyorum diyebilirim kendi adıma. Uzan, siz biraz daha şanssız bir bölgedesiniz herhalde. Bizim ASM'miz öyle değil. Değil. Bizimki biraz daha rahat. Evet, sosyokültürel yani, yapı çok fark ediyor. Çok fark ediyor. Uzan, tabipler odası olarak hocam, demek ki tabip odası olarak halkı bilinçlendirici ve bilgilendirici, yani benim anladığım kadarıyla bu çıkıyor biraz da. Tabii ki. Bilinçlendirme anlamında bir şeyler yapılması lazım. Lazım diye düşünüyorum. Sorunları bahsediyordum. Özlük hakları demiştim. O bahsettiğim ankette sonraki en önemli sorun esasında sağlıkta mevcut şiddet çıktı. Bu sağlıktaki şiddetle ilgili hekim arkadaşların ciddi boyutta bir hassasiyetleri var son dönemlerde. Maalesef birkaç hekim arkadaşımızı bu sağlıktaki şiddete kurban verdik. İşte Ersin Arslan vefat etti. Melike Erdem var. Samsun'da son olarak Kamil Furtun arkadaşımızı vefat etti. Bir de maalesef Allah rahmet eylesin. Son olarak da PKK terörüne Abdullah Biroğlu meslektaşımızı kurban verdik. Bu sağlıklı şiddetin hekimler olarak bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bu konuda yöneticilerin artık sağlık çalışanlarının hedef göstermekten vazgeçmelerini diliyoruz. Çünkü sağlık sisteminin içindeki her sorun sanki sağlık çalışanlarından kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Ve bunun sonucunda da sağlıklı şiddet maalesef artıyor. Bu konuda da tabii ki yetkililerden özellikle gerekli yasal düzenlemelerin bu şiddete karşı yapılmasını talep ediyoruz. Bu konudaki ilk direkt yetkili kim Gökhan Hocam? Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı. Yani Sağlık Bakanlığı'ndaki başta bakan olmak üzere, tabii, bakanımız olmak üzere birkaç kişinin verebileceği bir kararla sizin özlük haklarınız ve şartlarınız tabii daha iyileştirilebilir. Tabii. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan talebimiz öncelikle işte bu bizi zedeleyici, meslek konumumuzu zedeleyici söylemlerden mümkün olduğu kadar uzak durmaları. Bir de bu yasal düzenleme ile ilgili tabii ki meclise gerekli yasal düzenlemeleri götürmeleri. Güvenlik önlemlerimiz de çok önemli Gökhan Hocam. Hani ben yine birinci basamak hekimi olarak bizlerde AVB sınıfı, aile sağlığı merkezlerinde esnek mesai olayımız var. Ya da cumartesi günü hafta sonu nöbetleri getirildi. Bununla ilgili mesela bir güvenliğimiz yok. Özellikle hani bayan hekimlerde kış günü artık akşam erken saatte hava kararıyor ve saat 7'ye kadar bizler orada bekliyoruz. Hani bu anlamda da hiçbir koruyuculuğumuz yok. Sadece kendimiz kendimizi koruyabiliyoruz. Siz de gerçi başka bir konuya parmak bastınız ama bilmiyorum. Bu güvenlik
oraya kadar gelecek olursa bayağı sıkıntı olur. Çünkü ya, değil şiddetin mi? Önünde tabii. Duracak olan biz, tabii. Bizlerin güvenliği olması lazım. O konuda maalesef. O zaman valla Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere yani bu konuda yani Sağlık Bakanlığı ve Tabip Odaları bir araya gelip bu halkı bilinçlendirme noktasında çalışmaların yapılmasında ve hızlandırılmasında fayda görüyorum. Çünkü sizlerin anlattığına göre bayağı ciddi boyutta yani konular, mevzular. İnşallah hallolur diyelim. Yani hocam yani ümidi kesmemek lazım. Aklımıza geldikçe tabii gene halkı bilinçlendirmek anlamında konularla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Bir ara mesela ben bu yıl içerisinde şeyi hatırlıyorum Gökhan Hocam. Örneğin ateş olayında, ateşli bir çocuğa yaklaşımda işte hani meşguliyeti artırmamak adına sağlık basamaklarında eğitimler verilmişti. Halk eğitimleri şeklinde. İşte ateşli bir çocuğa nasıl yaklaşılmalıdır? Tamam. Ev ortamında kendi kendimize neler yapabiliriz? Ve sağlık sistemini bu konuda hani gereksiz yere meşguliyetten nasıl kurtarırız gibi. Hani yapılacakların başında belki bunlar da geliyor olabilir. Halk eğitimleri. Kesinlikle. Aynen. Yani zaten siz aile hekimi olarak hangi konularda yoğunsunuz? Aslında bu bilinçlendirilirse biz bu yükü nasıl hafifletiriz? Bilemiyorum tabii. Yani sizin şu andaki anlattıklarınızla fikir yürütmeye çalışıyorum. Yoğunluk olduğu sürece herhalde üst yönetiminde çok fazla yapacağı bir şey yok gibi geliyor. O anlamda halkın bilinçlenmesi noktasında belki bir proje yapılabilir. Yani Milli Eğitim, SİİS ve işbirliği diğer ve diğer kurumlarla gerekli diğer kurum. Aklımıza şu üç kurum geliyor ama hariciden kurumlar da dahil olabilir tabii ki. Bir de sistem yani şu anda daha çok tedavi hizmetlerine yoğunlaşmış durumda. Ama Simay Hanım'ın dediği gibi koruyucu hizmetler de çok önemli. Yani biz hastalıkları sadece hani hastalık oluştuktan sonra değil, olmadan da önlememiz tabii lazım. Bunun için de koruyucu hizmetlere daha fazla zaman ayırmak lazım. Şimdi aile hekimleri arkadaşlarımız bu koruyucu hizmetlerin esasında yapan alan yani hekimlik alanı. Yapması fakat, gereken alan ama yoğunluktan. Tabii ki yani maalesef. Tedavi hizmetlerin ön planda olduğu için koruyucu hizmetlere maalesef yeterli zaman ayrılamıyor. Daha çok poliklinik hizmeti veriyoruz. Evet. O şekilde. Ama yine de o şeyi tekrarlamış olalım değil mi? Yani üç kurum bir araya gelip kafa kafaya verip yani bu iş nasıl çözülür? En azından bilinçlendirme noktasında biraz evvel işte kendimizden örnek verdiğimiz gibi benim aile sağlık merkezine yılda bir veya iki sefer giderim. O da kan tahlili için. O da normal saatlerde. Ne güzel. Bu indirimli saatlerde. haftalık ziyaret eden hastalarımız var. Değil mi? Haftalık ziyaretlerimiz var tabii ki. Bu güler yüzlü olmanıza mı bağlı? Yani sizi görmek adına da. belki de. Çünkü yaşlılar ilgi. Aynen. İlgi görmek isteyebilirler. Ufacık belirli bir yaştan sonra. Tatlı kelimeyle doğru söylüyorsunuz. O konuda da o zaman belediye de bir çalışma yapabilir değil mi? Onları daha meşgul edici. Mesela o biraz evvelki şeyi ne dersiniz Gökhan Hocam? Girişte söylediğim o iki isim. Mesela Muazzez İlmiye Çığ ve Halil İnalcık. Yani çok büyük Türkiye'nin rekor isimleri değil mi? Evet, yani harika. Evet. 101 yaşlarında ve 100 yaşında. 80 yaşından sonra yazdığınız şey. 72 kitabın. Siz onu söylerken ben hemen aklıma bu hafta sonu yaptığımız toplantı aklıma geldi. TTB Emekli Hekimler Kolu bu hafta sonu tıp odamızda misafirdi. Kol toplantılarını bizde yaptılar. Yaş ortalaması 75'ti. Başkanları var Erdinç Göksal Bey, Erdinç abi, yaşı 82. Harika. Ama son derece dinamikler ve emekli hekimler için mücadele ediyorlar. Yani 80 yaşında bir insanı düşünün, mücadele ediyor hala. Ve tabii ki doğal olarak kendisi için mücadele etmiyor esasında. Sonraki nesiller için mücadele ediyor. Çok anlamlı bir şey. Hilmiye Çığ gibi zaten değerli insanlar da o apayrı. Yani özellikle dikkat ettiyseniz bir kadın bir erkek örneğinden verdim. Yani aslında hiç kimsenin bahanesi olmaması lazım. Bu iki örnek insanı duyduktan sonra işte biraz evvelki yine tekrarlamış olalım. Halil İnalcık diyor ki 100 yaşında 72 tane kitap yazdı. Çoğu 80 yaşından sonra. Birçoğu da 80 yaşından sonra yazdım abi. Yani düşünebiliyor musun? Evet. Yani işte biz Türk İş Şartları'nda işte emekliyiz ama çalışıyoruz. Daha 50 yaşında emekli olduğunu olan insanları düşünün. Bir 50 yılı daha var o insanın. Yani bu insanlar gerçekten buradan şuraya da getirelim biraz. Eğer sizin çalışma şartlarınız eğer iyileştirilirse insanlar daha sağlıklı olacak. Yani daha uzun süre ilgilenebileceksiniz. Daha verimli olacaksınız.
Yani o anlamda sizi de bağlayabiliriz aslında bu noktayı. Tabii. Yani 7 dakikadan 17 dakikaya çıkardığımız insanları. Ayrıca bağladığınız için de teşekkür ederiz. Öyle de bir şeyimiz olsun. Şehir hastanesi ile ilgili herhalde bir görüşünüz var Gökhan Hocam. Sizin, tabii halk olarak insanlar tabii burada böyle bir hastane olmasını istiyor. Ama bir de tıp insanı olarak sizin bu konuda söyleyecekleriniz bir şeyler var mı? Ya o konuda birkaç açıklama yaptık tabi odası olarak. Yani yanlış bir algı oluşturmak da istemiyoruz. Biz hastane yapılmasına kesinlikle şey değiliz, karşı değiliz. Ama şehir hastanesi projesine karşıyız. Bunun da sebebi şu, şehir hastanesi projesinde devlet özel sektöre bir alan gösteriyor. Diyor ki buraya diyor hastane yapabilirsin diyor. Özel sektör... Hocam pardon sözünüzü bölmüş gibi olacağım ama zamanımızın az kaldığını söylüyor arkadaşlar. Son iki dakikanın öyle içerisinde mi girdik. Aslında birkaç tane daha sorum vardı. İşte tüm hekimlerin tabi odasının üye olması gerekiyor mu? Aynı şekilde hekimler tabi odasının neden üye olmalıdır gibi sorularım vardı. Bunları bir hızlı bir şekilde eğer bu 2-3 dakika içerisinde toparlayabilirsek sevinirim Gökhan Hocam. Şehir hastanesi projesini biz özelleştirme projesi olarak görüyoruz. O yüzden karşıyız. Şehir hastanesi projesi yerine devlet imkanları yapılacak bir devlet hastanesi yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuyu böyle geçeyim. Onun dışında bütün hekimlerin... Bu konuda sizden görüş alınması, görüş alındı mı o konuda? Hayır, hayır. Görüş, o zaman sizden görüş alınsın diye de bağlayabiliriz. Yani sizin de görüşünüz alınsın. Şimdi görüş alınsın, şeyleri, ihaleleri yapılıyor. Yani şu anda ihale aşamasında. Şu noktadan sonra yapılabilecek çok fazla bir şey. Yani devlet hastanelerinin özelleştirmesi olarak görüyoruz biz bunu. Hatta hekim arkadaşlarımız için de bir taşeronlaşma süreci olarak görüyoruz. O zaman o başlı başına bir konu galiba hocam. Evet. Yani O zaman hekimlerin tabi odasına üye olması gerekiyor mu? Böyle bir zorunluluk var mı? Onu size sormuş olayım. Ve Simay. Yasal olarak özelde çalışan hekimlerin hepsi üye olmak durumunda. Ama kamuda çalışan hekimler üye olmak zorunda değil yasal olarak. Ama benim düşüncemi sorarsanız bir mesleği yapan hangi meslek olursa olsun o mesleği yapan kişi mutlaka ilgili odasına üye olması lazım. Buna hekimler de dahil. Siz nerede hekimlik yaparsanız yapın, kamuda olsun, özelde olsun, tıp odasına üye olmanız lazım diye düşünüyorum. Birlik beraberlik olmadan ses çıkmıyor çünkü. Kendi yasal haklarımızı elde edebilmek adına o birlik içinde ses çıkarmamız lazım ki bu da daha çok meslek odaları kanatları altında oluyor. Yoluyla da oluyor. Zaten o biraz önceki faaliyetlerini saydığınızda gerçekten üye olması gerektiğini düşünüyorum. Gökhan Hocam son bir cümleniz varsa onu alayım ondan sonra Simay Hanım'dan sizden de bir son cümleniz. Yani bu programın özeti olabilir. Birer cümlelik bir şeyiniz varsa, bir sloganımsı bir şeyimiz varsa onu alıp programı kapatalım. Var mı Gökhan Hocam? Ya biz hem hastalarımız için hem hekimlerimiz için sağlık diliyoruz. Güzel bir ülke talep ediyoruz. İnşallah buna ulaşırız. Çok teşekkürler Gökhan Hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık diyorum. Sağ olun. Simay Hanım var mı? Ben de öncelikle size teşekkür ediyorum. Sağ olun böyle bir programa konuk ettiğiniz için bizleri. Her şeyden önce biraz önce siz bahsettiğiniz meslek ne olursa olsun, etiket ne olursa olsun insan olduğumuzu her zaman bilmeliyiz. İletişimi, dinlemeyi, anlamayı sözü elden bırakmamalıyız. Şiddet yerine her zaman iletişimi tercih etmeliyiz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim bu dilekleriniz için ve son görüşleriniz için. Size de katıldığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin nezdinizde bütün tıp camiasına kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya çalışacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.